Oradan devam edelim. Cumhuriyet'in 5. sayfası hangi gazete diye not almışım. Bir de Sözcü'nün bakın 13. sayfası nasıl keyifle izliyorlar, nasıl gülüyorlar. Müslüman'ı Müslüman'la kırdırıyoruz diyorlar keyifle. TV5 yayını yarıda kesti diyor Cumhuriyet. Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz demiş. Milli görüşe yakınlığıyla bilinen TV5, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayı yarıda keserek yayına devam etti yayınına. TV5 ana haber spikeri Mehmet Ali Kayaca yayını yarıda kesmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada ekonomiye dair açıklamalar bulunuyordu Cumhurbaşkanı. Ekonomiye dair açıklamalarda bulunuyordu Cumhurbaşkanı. Ama sonra Cumhur İttifakı meselesine geçiş yaptı. Ekonomiye dair meseleye tekrar dönerse Cumhurbaşkanı olarak yine tekrar ses veririz dedi. Siz Cumhur İttifakı'nda değilsiniz ki. Öyle değil mi? Saadet Partisi Cumhur İttifakı'nda değil. Cumhur İttifakı ile ilgili konuşmaya başladığında biz kesiyoruz. Tekrar ekonomiye dönerse de lütfedip geri yayına veriyoruz. Bakın öyle, kim bunu? Millet İttifakı'nda da değiller. Yani Saadet Partisi'nin yayın organı olarak düşündüğümüz zaman. Hayır, hiçbir ittifakta yoklar. Millet İttifakı içinde de yokuz. Cumhur İttifakı içinde de yokuz diyor. Bir. İki. Ya Temel Karamollaoğlu çıktığı zaman TV5'e ya başka gazeteler, televizyonlar zaten pek fazla yer vermiyor diyeceklerdi eski yıllarda ama şimdi maşallah Sözcü gazetesinin manşetine bile çıkıyor. Allayı pulluyorlar. Sivas'taki o Temel Karamollaoğlu'na saldırılarını unutmuşlar, hakaretlerini, tehditlerini unutmuşlar. Şimdi Temel Karamollaoğlu'nu sırf Tayyip Erdoğan'ı indirirken %0,5 bir etkisi olacak diye Temel Karamollaoğlu'nun demokrasi kahramanı olarak takdim ediyorlar. Kenara koydum. Temel Karamollaoğlu TV5'e çıksın. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkartıyorsunuz. Saatlerce konuşturuyorsunuz. Mehmet Ali Kayacı. Tayyip Erdoğan'ı bir kere biz TV5'te gördük mü? Ya gelmiyor bize deme. Gelmiyorsa canlı yayında bütün kanallar verirken sen de verirsin 10 dakika, 5 dakika. Hem de Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan bir konuşma. Bilgilendirme toplantısı, bilgilendirme konuşması. Ali Babacan'ı çağırıyorsun, konuşturuyorsun 3 saat. Ahmet Davutoğlu'nu çağırıyorsun, konuşturuyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşturuyorsun. CHP'nin şu milletvekilini, bu milletvekilini çağırıyorsun, saatlerce konuşturuyorsun. Bir kere diyor musun ki ya Millet İttifakı'ndan bahsediyorsun sen burada. Kesiyorum. Millet İttifakı'ndan konuşmayacaksın. Millet İttifakı'nı översen keserim. Ben Cumhurbaşkanı'nı kesmiş adamım. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını Cumhur İttifakı'ndan bahsettiği için kestim ben. Sen de burada eğer Millet İttifakı'ndan bahsedersen, Millet İttifakı lehine konuşmalar yaparsan ben o kadar adilim ki, o kadar objektifim ki. TV5'te bir tane siyasi partinin propagandasını yaptırtırmam ben. Diyebiliyorsan buyur. Somut örnekler veriyorum. Yakın tarihte Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Yakın tarihte Ali Babacan çıktı. Yakın tarihte Ahmet Davutoğlu çıktı. Sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan aleyhine konuşma yaptı mı bu adamlar? Yaptı. Şimdi Tayyip Erdoğan canlı yayında Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında halkı bilgilendiren bir şeyler söylüyor. Kestim. Neyi kestin? Cumhur İttifakı lehine konuşuyor. Yoksa acaba senin derdin başka şeyler olmasın? Bu ülkede Ayasofya camiini cami haline çeviren Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını mı kestin acaba sen? Belki farkında değil Mehmet Ali Kayacı. Ne yaptığının farkında değil. Geliyor gidiyor ya hani Kemal Kılıçdaroğlu şu bu geliyor Tayyip Erdoğan düşmanları gelip gidiyorlar. Etki altında kalmış olabilir. TV5'te geylerin, lezbiyenlerin avukatlığını yapan Çağlarcılar'a konuştu. Kesemedi Mehmet Ali Kayacı. Karşısına geçmişti CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı. Ya ben işte eşcinselliği falan bir hak olarak görüyorum. TV5'te söylüyor bunu. Dedi. Karşısındaki TV5 adına konuğun karşısına oturtturdukları moderatör de tabii canım falan diye destek çıktı. Sen bunu kesemedin Mehmet Ali Kayacı veya TV5'in yetkilileri, yöneticileri. Allah'ın lanetlediği bir fiili TV5 ekranlarında överlerken kesemedin o yayını. Ne yaptın? İzleyiciler tepki verdi.
10 gün sonra, 15 gün sonra Çağlar Cilara'ya dedin ki yolunuz açık olsun, biz sizinle çalışamıyoruz. Ama arkasından bu sene yaz aylarının başıydı, Haziran'dı. Çağlar Cilara tekrar geldi TV5'e. Dün akşam bu vesileyle baktım acaba devam ediyor mu Çağlar Cilara diye. Ayrılmış tekrar bir başka Nevşin kanala Mengüler geçmiş. Falan da program yapıyordu sanki orada. Yani Şirin konuk Payzınlar olarak geldiler, Nevşin Mengüler geldi. Konuk olarak gelmişler. Ben şu noktadayım. Yani gaylerin, lezbiyenlerin övgüsü yapılan noktada yayını kesemeyen TV5 bu ülkede Ayasofya'yı müze olmaktan çıkartan Mehmet Ali Kayacı'nın eşi, annesi, kızı, neyi varsa bacısı onlara başörtülü olarak okuma imkanını tanıyan Tayyip Erdoğan'dan niye rahatsızsın sen ya? Ne yaptı Tayyip Erdoğan senin ailene? Ne yaptı senin toplumuna? Ki Necmettin Erbakan diyorsunuz. Mehmet Ali Kayacı sosyal medya hesabında Necmettin Erbakan'ın mezarını fotoğrafını kullanmış, sabitlemiş sosyal medya hesabına. Ben bu kadar çok önemsiyorum Necmettin Erbakan Hoca'yı demiş. Necmettin Erbakan Hoca'nın ismini üniversiteye Tayyip Erdoğan verdi. Gidin, istediğiniz ile gidin. Her ilde, ilkokuldan, ortaokuldan, liseye kadar. Onlarca okulda Necmettin Erbakan'ın ismi var. Kim verdi? Kemal Kılıçdaroğlu mu verdi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği isimler, gidin İzmir'de Çevik Bir Caddesi. Değiştiriyorlar mı Çevik Bir ismini? Değiştirmiyorlar. 28 Şubat darbecisinin ismini sokaklara, caddelere veriyorlar. İki kere yazdık, hala Çevik Bir Caddesi devam ediyor.